isminiz? Ha, ismim Yılmaz. Adım Yılmaz. Memnun oldum. Ben de. Kusura bakmayın tekrar. Öyle dağıldım işte. Ama iyiyim, merak etmeyin. Yok, siz kusura bakmayın. Siz Sultan ablaya gidiyorsunuz herhalde. Yok, aslında çarşıya gidiyorum. İşe. Aslında geç de kaldım. Görüşürüz. Ya kusura bakmayın, ben sizi lafa tuttum. Geç bıraktım. İsterseniz buyurun, arabayla götüreyim. Olur mu öyle şey? Hiç gerek yok, giderim ben. Olur olur. Hem benim hiçbir acelem yok. Ya buyurun lütfen. Peki. Görüyor musun şu Cener Bey'i? Çok şaşırdım. Çok da sevindim. Kim derdi ki bu kadar kötü olaylar olacak? Celal Bey de bizim ardımızda duracak. Ama insanların gerçek yüzleri böyle zamanlarda belli olur tabii. Böyle dar, böyle zor zamanlarda. Değil mi Yılmaz Beyciğim? Hele şu Nezaket Hanım'a ne demeli? Kadın koskoca belediye reisinin karısı. Sakın siz üzülmeyin. Biz size inanıyoruz demek için ta ayağıma kadar geldi kadın. Ya da sen öyle olmasını istiyorsun Hamiyet. Niye böyle konuşuyorsunuz Yılmaz Bey? Hı? Buradaydınız. Kulağınızla duydunuz. Kadın beni davet etti. Derneğin çayına. Hiçbir şeyden utanmanıza gerek yok dedi. Sen de böyle olmasına pek mütemayil görünüyorsun Hamiyet. Hayır, çok merak ediyorum. Yarın bir gün her şey ortaya döküldüğünde ne yapacaksın? Yılmaz Beyciğim, gördüğün gibi herkesin bana olan inancı tam. Hazır bu desteği almışken, bu saklandığınız köşede durmasanız, azıcık bana bir yardım etseniz, ha? Ben de kurtulsam bu beladan. Yeter Hamiyet, yeter. Sus, sus. Bu konuda konuşulacak her şey konuşuldu ve dinlenecek her şey dinlendi. Allah'ım yarabbim. Bana eller inansa ne olacak? Ne yazık ki en yakınlarım bana inanmıyor. Hamiyet, bu insanların tavırlarına güveniyor musun sen? Niye inanmayacağım Yılmaz Beyciğim? Yalan mı söyleyecek insanlar? Bu insanların senin gibi oynayabilecekleri hiç aklına gelmedi mi Hamiyet? Hamiyet, sen akıllı bir kadınsın. Lütfen otur ve düşün. Bunların içinde senin suçlu olduğunu bilenlerden bile hiç kimse karşına çıkıp dobra dobra bunu söyleyemez Hamiyet. Biliyor musun, ben senin yerinde olsam ne yapardım? Burnumun ucunu bile kapıdan dışarı çıkartmazdım. Buyurun beyim. Hanımım, avukatınız geldi. Ha? Avukatınız aşağıda bekliyor. Çağır Pınar, gelsin. Ha? Baş ağrısı ilaçlarımı da getiriver. Öleceğim vallahi. Zong zong atıyor gene. Tamam hanım. Gördün mü çalımlarını Hamiyet Hanım'ın? İş ay yukarı çıkmış, o hala sütten çıkmış ak kaşık havalarında. Belki kadın haklı anne. Ay bazen çok saf oluyorsun kızım. Ayol ben yaptım, kızı ortadan kaldırıverdim diyecek hali yok ya. Sen neden okudan numara yaptın o zaman? Kadının gözüne baka baka size inanıyorum diye yalan söyledin. Buna politika denir kızım.
Her şeyi bileceksin, tedbirini alacaksın ama kimsenin gözüne sokmayacaksın. Tülin Hanım arıyor, sus. Tülin Hanımcığım, iyiyim. Ya siz? Şimdi çıktım konaktan. Ay kabul eder mi hiç? Ama bir şeyler var bu işin altında. Çok huzursuzdu Hamiyet Hanım. Vallahi el mecbur dernek çayına davet ettim. Bence kesin gelecek. En azından kendini aklamak için boy göstermek zorunda. Haklısın Tülin Hanımcığım. E artık dernek başkanı olarak tedbir almak da sana düşüyor. İnsanlar gelip geçici. Derneğin çıkarları baki. Tamam canım. Görüşürüz dernekte. Sen ne karışıyorsun bu işlere? Çok biliyormuş gibi. Badem şekeri sever misin? Teyzem biz çocukken her geldiğinde bir kese getirirdi. Çok sevinirdik, çocukluk işte. Çocukluk. Ya çocukluk deyince benim de aklıma hep lavanta kokusu geliyor. Ya rahmetli annem böyle küçük küçük keselerin içine koyardı lavantayı. Sonra yastık, yorgan ne varsa arasına doldururdu. Dolabı açınca mis gibi kokardı. Canım benim. Rahmetli oldu demek. Başınız sağ olsun. Nur içinde yatsın inşallah. Dostlar sağ olsun. Daha bu yaz öldü işte. Tatlı insanın derdin tasasını alır der teyze. Ah. Ya Sultan abla bambaşka bir insan gerçekten. Aynen. Hani sözü yüzünde derler ya. Hiçbir şeyden korkusu yok. Bana çok iyiliği dokundu sağ olsun. Ben çok düşkünümdür teyzeme. Öyle arada bir didişiriz mi dişiriz ama ben onsuz duramam. Buralı mısınız? Mustafa Paşalıyım ben. Siz? Ben Aslan Avanosluyum. Irmak kenarında büyüdün yani. Evet. İş için mi geliyorsunuz buraya? Evet. Yani ben de iş için sayılır. Ya işin aslı annem öldükten sonra buralarda pek fazla kalamadım. Anladım. Sen de haklısın tabii. Ya ne iş yaptığını yani yaptığınızı sormadım. Çömlek yapıyorum ben. Tablet boyuyorum. He. Latif bir iş yani. Sağ olasın. Ay Allah, şeker düştü. Ya boşuna iki büklüm oldunuz. Ya bir yerde durunca ben bulurum onu, siz zahmet etmeyin. Yok yok, şimdi bulamazsam ezerim falan, günah. O zaman sağa çekeyim de rahat rahat arayalım. İçinize sinmeyecek yoksa. Buldum. Kusura bakmayın. Sizi de telaşlandırdım yok yere. Yok canım. Teklifinizle hiç ilgilenmedi, öyle mi? Maalesef. Gerçi ben gözünü korkutmaya çalıştım ama pek etkilendiğini zannetmiyorum. Demek kendine çok güveniyor. Ama çok yanılıyor. Bu iş bitsin bari ya.
Dünyaya geldiğine pişman edeceğim onu. Dava onun ifadesiyle şekil alırsa bizim için çok büyük sıkıntı olur. Ben sizi niye tuttum? Bu çetrefilli davaları çok iyi hallettiğiniz için. O zaman ifadesini geri çekmesini sağlayacaksınız Kerem Bey. İş bu kadar basit. Tabii en kesin çözüm bu. Ancak diyelim ki Hava'nın kararında diretti. Biz de o zaman diğer tanıkları kendi tarafımıza çekmek için elimizden geleni yapacağız. Taraf dediğiniz Cüneyt mi? Hiç olacak şey değil. Adam ipi kendi eliyle kendi boynuna geçirir mi? Geçirmez. Anlattıklarınıza bakılırsa Remzi Bey bizim işimize çok yarar gibi geldi bana. Ay evet. Evet. Yani o da benim kadar suçlu. Ama ifadede hiç adı geçmiyor. Havva'nın babasının adını zikretmemiş anlaşılan. Kerem Bey, biz bu işin üstüne gidelim. Benim de aklımdan geçen tam olarak bu. Öncelikle Remzi Bey'e ulaşalım diyorum. Kızının yanında yer alırsa kendisinin de ceza alacağını söyler, gözünü korkutursak. Hatta size bir şey diyeyim mi? Hele bir de para verirsek var ya. Havva benim kızım değil bile diyebilir. Herkesin kullanılacak bir zaafı vardır Hamiyet Hanım. Ben müsaadenizi istiyorum. Tamam. Müsaade size. Ha bu arada siz de günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edin Hamiyet Hanım. Nasıl olacak bu Kerem Bey? Ha? Görmüyor musunuz gazeteleri? Haberler, resimler. Ben de işte özellikle bunun için söylüyorum. Dışarı çıkın, gelenleri kabul edin. Çekindiğiniz bir nokta olmadığını gösterin ki insanlar sizin için eve kapandı demesinler. Beni derneğin çayına davet ettiler. Gideyim mi acaba? Tabii kesinlikle. Hele ki camiyeden bayanlarla bir arada olursanız bu bizim çok işimize gelir. Bir nevi gövde gösterisi gibi düşünün bunu. Anladım. Size iyi günler. İyi günler. Bu adam işime yarayacak. Evet. Kerem Bey. Buyurun Yılmaz Bey. Yukarıda Hamiyet Hanım'ın yanında konuşmak istemedim. Nedir gidişat? Hamiyet Hanım'la biz de şimdi onu konuştuk. Hoş geldiniz. Hava Hanım ifadesini geri çekmeye niyeti yok. Yoksa ikna edebilsek çok işimize yarayacak. Daha doğrusu bu suçlamayı kaldırmanın en kesin yolu bu. Hava Hanım vazgeçeceğini hiç zannetmiyorum. İnanın Yılmaz Bey, ben bu meslek hayatında ne imkansızlığın olduğunu gördüm. Bence herkesi ikna edecek bir yol veya birileri vardır mutlaka. Önemli olan doğru yere oynamak. Anlıyorum sizi. Müsaadenizle benim gitmem gerekiyor. Tabii tabii, iyi günler size. Cemile kızım. Nasılsın amca? Vallahi nasıl ayakta duruyorum bilemiyorum oğlum. Durum pek iç açıcı değil galiba ha? Yengem ifade vermeyi reddetti ama önünde sonunda mahkemede verecek. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sen ne yapacaksın peki? Yusuf'un kızgınlığını haklı görüyorum ama davranışı doğru değil. Hem bu mevzu yengemin cezalandırılmasıyla bitecek gibi görünmüyor. Acilen bir şey yapman lazım amca. Yengemin göz göre göre içeri girmesini istemezsin herhalde. Tabii oğlum. Tabii de. Senin bir fikrin var mı?
Avukat yolu gösterdi işte. Havva'yı ikna edin yeter. Hem kız ilk ifadesinde Cüneyt'i suçlamış. Bunun böyle kalmasını sağlaman yetecek amca. Anladım oğlum, seni de anladım. Herkes kendi derdinde. Burası. Sağ olun, size de çok zahmet oldu. Ne demek canım, rica ederim. Bu da sizde kalsın o vakit. Ya aslında almazdım ama çok güzelmiş gerçekten. Afiyet olsun. Teyzeme de selam söyleyin. Aleyküm selam. İyi günler. Size de Burçak Hanım. Yanımda bir şey ister misin Yusuf Bey? Sağ olasın. Gazetede yazılanlara sıkılmışsınız belli ki. Biz de okuduk arkadaşlarla. Çok canımız sıkıldı gerçekten. Ama ihtimal vermedik tabii ki. Sen üstüne vazife olmayan işlere karışma istersen. Siz üzülmeyin Yusuf Bey'im. Tamam tamam. Sus. Kızdınız mı Yusuf Bey? Abla nasılsın? Paşam, yüzümde güller açıyor, hayırdır? Yok bir şey ya, etleri aldım. Sağ olasın. Çay içer misin? Yer misin? Ne bu? Çok severim. Çıtır çıtırmış da. Nereden aldın? Burçak verdi. Sana da selam söyledi. Hangi Burçak? Yılmaz'la tanıştık. O beni Burçak sanıyor. Sakın bozma ortağım. Burçak yok mu abla? Senin yeğen. Abla iyi misin? Abla. Ne oldu? Nefesim. Nefesim tıkandı. Aman ha. Şimdi iyisin ama değil mi? Sen nerede gördün ha şeyi Burçak'ı? Ya sorma. Tesadüf oldu. Etleri almaya gidiyordum. O da işe mi gidiyormuş ne? Birden önüme atlayıverdi. Bak sen. Ne ya? Allah'tan çarpmadım. Tabii çarpmadım. Çarpsaydım vallahi kötü olurdu. İyi ki çarpmadım ya. Yani. Çok şükür bir şey olmamış. Kolay gelsin. Sağ ol. Süper, yürüyüşten mi geliyorsunuz? Hı-hı. Ya ben duracaktım aslında da siz geç deyince... Olsun olsun. Yer misiniz? Ne bu?
Badem şekeri. Müsait misin? Geleyim mi? Gel. Ben de seni bekliyorum. Badem şekeri aldım. Bu aralar çok ağzımızın tadı bozuldu. Hı? Yer misin? Taze taze. Sana aldım. Yok, sağ olmaz. Ben o zaman dostu çıkarayım. Yeri göğü yıkar yoksa. Tamam. Abla. Buyur beyim. Hava bir şey dedi mi? Şu emanet için. Beyim. Sen kendince vicdan yükünü rahatlattın. Bundan sonra Havva'nın ne adını an ne de merak et. Böylese herkes için daha hayırlı. Badeciğim. Uyuyorsun sandım vallahi. Anneciğim keşke bir kapıyı çalsaydınız. Keşke sen de duysaydın Bade. Hangi deryalara daldığın anlaşıldı. Demek torunumun doğduğunu hayal ediyorsun, öyle mi? Neyse anneciğim. Beni boş verin. Siz nasılsınız? Hoş. İyi görünüyorsunuz. İyiyim. Vallahi. Çok iyiyim hem de. Baban sayesinde. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Çok mutlu oldum biliyor musun? Aslına bakarsan ilk önce çok gerildim. Ama sonra baban öyle şeyler söyledi ki hepimiz utandık. O sadece benim mutlu olmamı istiyor. Başka bir şey değil. O yüzden de kendine göre doğruları yapmaya çalışıyor işte. Ah be çocuğum. Keşke her doğru yerini bulsa. Bak bana. Ortadayım. Oysa yalnız sizin mutluluğunuzu düşündüm ben. Neyse. Sen istirahat ederken Nezaket Hanım'la kızı Melek geldi. Belediye başkanının eşi mi? Hı hı. Gazeteleri okumuşlar tabii. Ama pek de paye vermemişler biliyor musun? Geçmiş olsun demek için geldiler. Ah dediler, ne var utanacak? Siz böyle bir şey yapar mısınız? Hiç inanmamışlar. Hatta beni çaya davet ettiler. Derneğin çayına. Gidecek misiniz peki? Bilmiyorum ki Bade, düşünüyorum. Kerem Bey de evde kalma, kendini kapatma falan dedi ama. Zaten oraya ben tek başına gidemem. Ama eğer sen benimle gelirsen. Şimdi biliyorum gene kendini düşünüyorsun anne diyeceksin ama vallahi değil. Sizi de düşünüyorum inan.
Şimdi bütün dikkatler bizim üstümüzde Badeciğim. El alemin ağzı torba değil ki müzesin. 40 tane laf ediyorlar. Yok efendim Yusuf Havva'yla mı evlenecek? Yok efendim Bade'yi bırakacak mı? Ama biz kol kola girersek o derneğe, ana kız, herkesin ağzı kapanır. Bade. Yavrum biz yalnız gelin kaynana falan değiliz. Sen benim evladımsın. Birbirimize destek olma zamanımız. Öyle değil mi? Mesajına da, sana da. Kız sen ne halt yedin, ha? Burçak neyin nesi, burçak neyin nesi? Yeni karakterim. Baktım Havva'dan hayır yok, bir de burçağı deneyeyim dedim, ne bileyim. Bak, seni ellerimden öldürürüm, öyle bir şeye müsaade etmem. Duydun mu? Ay teyze kızma Allah aşkına. Yardım et işte, birlikte çıkalım bu işten. Hala ne diyor ya? Duvara konuşuyor mu sanki ha? Ama dur sen. Sen dur. Sen çıktıktan sonra avukat gelmiş. Bunları şimdi konuşmasak. Tamam. Neyse. Sana birkaç takım gösterecektim. Ben de öyle bakarken gördüm. Çok güzeller değil mi? Bak. Bunu ilk doğduğu zaman yatırmak için düşündüm. Bu da çok güzel. Bu da güzelmiş. Kız mı olsun istiyorsun? Sağlıklı olsunlar. İnşallah. Acaba diyorum Rüzgar'ın odasını da mı evden geçirsek? Daha büyük, yeni bir yatak alırız. Bebeğe de yeni bir takım. Olabilir. Perdesini, halısını falan da alırız. Nasılsa bebek doğunca burada beşiğinde yatar. Bade bunları şimdiden konuşmasak. Hı? Haklısın. Bak çok yoruldum gerçekten. Kitap okuyacağım, uyuyacağım, dinleneceğim biraz. Tamam. Ama biz kol kola girersek o derneğe, ana kız, herkesin ağzı kapanır. Birbirimize destek olma zamanımız. Öyle değil mi?
Anneciğim. Ah canım benim. Sen mi geldin? Ben de çayda ne giyeceğim diye düşünüyordum. Sen söyle bakayım. Bu mu olsun bu mu? Bence bununla bunu giyin. Böyle zarif olur, daha zarif olur. Evet. Haklısın. Sağ ol. Sen gelecek misin? Bilmem ki. Yani anneciğim biliyorsunuz ben çok zor bir süreç atlattım. Daha doğrusu atlattığımda sayılmaz. Zaten Yusuf da kendime bir şey yaparım, zarar veririm diye yanımda duruyor. Kızım nereden çıkartıyorsun bunları Allah aşkına sen? Ha? Öyle anne, öyle. Gerçeği bilir kabullenirsek çözümünü bulmamız da daha kolay olur. Badeciğim, Havva'yı bıraktı biliyorsun. Bunu da unutma ha. Evet ama benim bunun için umutlanmamam gerek. Yusuf da böyle söylüyor zaten. Ama ben çocuk doğana kadar onu tekrar kazanmak istiyorum. Yapabilirim bunu. Anne hissediyorum. Belki de böyle hissetmeye ihtiyacım var bilmiyorum. Ama pes etmeyeceğim. Aferin. Pes etmemelisin de zaten. Hı? Ama sizin de dediğiniz gibi bu çok zor bir süreç olacak. Hep beraber olmalıyız. Dimdik yan yana. Kaçtaydı bu çay? Ah! Ah! Evde de sana böyle sarılmak istedim. O kadar sevindim ki söylediklerini. Annem babam da çok mutlu oldu. Beni utandırıyorsunuz küçük hanım. Ben üzülmeyeyim diye destek olmak zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Yani ben de annemin yaptıklarını doğru bulmuyorum. Eğer huzursuz oluyorsan... Şşş. Sen benim yanımda olduğun sürece ben hep huzurluyum. Benim için evrenin merkezinde hep sen varsın küçük hanım. Hoş geldiniz Sezer Hanım. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Celal odasında mı? Odasındaydı. Ben hemen haber vereyim geldiğinizi. Yok kızım. Sürpriz olsun. Nasıl isterseniz. İşiniz vardı galiba. Bölmeseydim keşke. Yo. Hayır, hayır. Onu daha sonra da hallederiz de.
Senin ne işin var burada? Evde çok sıkıldım. Hava almaya çıktım biraz. Sonra da ayaklarım beni buraya getirdi. Çok yakışmış. Görür görmez beğenmiştim zaten. Evlilik yıl dönümümüz için aldım Celal'i. Her sene unuturdum. Bu sene unutmadım ama. Münevverdi değil mi? Evet. Ben izninizle işime döneyim. Otursana. Alo. Oğlum. Annem geliyorum. Geliyorum da bir tane otelde yer ayır, tamam mı? Yalnız oda iki kişilik olsun. He. Yok annem, bir şey yok. Özledim vallahi. Gelince görürsün ama çok sevineceksin görünce. Yok bilet almadım daha. Alacağım. Ha, yarın sabah ilk otobüs işte. Tamam. Kavuşacağız annem. Tamam iyiydim haydi. Hadi bakalım Havva Hanım. Kapıya kadar gelmeseydin keşke. Bak toplantın da varmış. Olsun dert etme. Ben Demir'e söyledim, o seni eve kadar bırakacak. Peki. Akşam yemeğe geç kalacaksan haber verirsin değil mi? Tabii tabii veririm. Bu ne lakaytlık he? Benim haberim olmadan içeriye nasıl konuk alırsınız siz? Özür dilerim Celal Bey. Sezer Hanım sürpriz yapmak isteyince. Ya içeride benim misafirim varsa? He? Ya önemli bir toplantım olsaydı ne olacaktı? Kızım, madem itiraz edemedin o zaman sessizce arayacaksın beni. Arkadaşlar, bunu da muhasebeden Osman abiyle İsmet Bey yolladılar. Esma, bu para ne? Şey, bugün Münevver Hanım'ın doğum günü de para toplamıştık pasta için. Öyle mi? Münevver Hanım nerede? Odasında mı? Biraz evvel çıktı. Biz de kutlamayı yarın yapalım dedik. Peki. Söylediklerimi sakın unutmayın, tamam mı? Çok güzel oldu, teşekkürler. Ay anne, ne iyi ettik de geldik. Çok ihtiyacım varmış böyle bir değişikliğe. Tabii kızım, elbette. Ay şu kar kış bir kalksın inşallah. Ne yürüyüşler yaparız, ne kadar güzel gezeriz. Hem bebeğe de çok iyi gelir. Melayat Hanım, okudunuz mu gazeteyi? Hamiyet Hanım'ın haberini mi diyorsun? Hı hı. Hiç sorma. Vallahi önce acaba mı dedim ama insanın elinde onca para, onca imkan olunca her şey mümkün yani. Kızım, Hamiyet Hanımlara çay getirin. Çay içersiniz Hamiyet Hanım. Tabii. Bugünkü gazeteleri okudunuz mu Derviş Bey? Okuduk Hamiyet Hanım. Üzüldük tabii. Ay niye üzüleceksiniz canım? Uydurmuşlar, uydurmuşlar, yazmışlar. Yalan yanlış. Kendilerine gazeteci diyorlar işte.
Ayıp vallahi. Çok ayıp. Günaydın efendim, kahvaltınız. Sağ ol koçum. Afiyet olsun efendim. Uyandın mı Bülbül'üm? Uyandım. Sana kahvaltı bile söyledim. Vallahi kallara layık ha. Sen de benim kralımsın. Koçum benim. Helal helal. Ne oldu? Helal helal. Helal helal. Geldim. Bismillah. Hayırdır teyze, ne bu hiddet? Hiddet ha? Daha sen ne gördün ki? Gidin Yılmaz'dan. Ya anlatacaktım sana da suratıma telefonu kapadın. Yüzüme karşı de diye geldim. Bakalım yüreğin o kadar bütün mü? Teyze hem bana intikam diyorsun. Ondan sonra ben tamam diyorum, işi bir adım ileri götürüyorum, bana yapma dur diyorsun. O zaman duracağım. Dikme öyle burnunu. Ne Yılmaz'ı meftun etmene müsaade ederim, ne de bu işin içinde olurum dedim ama sen gene kafana göre iş yapıyorsun. O zaman tut elimden, birlikte yapalım teyze. Ben ikimizin yapacağı güzel bir şey buldum. Al. Yarın sabahınan ilk otobüs Ankara'ya gideceğiz. Gelirsin, gerekirse burada ifadeni verirsin. Olmadı ablamı da razı ederiz, o da bizimle gelir. Teyze. Kes. Ben diyeceğimi dedim, o kadar. Teyze sen beni niye anlamıyorsun? Ha? Ben sana derdimi anlatmadım mı? Sen benim içimdeki yangını niye anlamıyorsun teyze? Olmaz. Bu işin sonu hayır değil. Bak bir şey yaparsın sonra pişman olursun ama fayda etmez. O pişman olacak teyze, o pişman olacak. Sözlerini tutmadığına, bana rağmen Bade'yi seçtiğine, şu kapıdan defolup gittiğine o pişman olacak. Sen de benim önümde durma artık. Yusuf benim umurumda değil. Benim derdim sensin. Teyze o zaman anla beni. Ben içimdeki bu ateşi söküp atmazsam yoluma devam edemem. İnsan sevdiğini başkasıyla görmeye dayanabilir mi? Ya ben dayanamıyorum. O da dayanamayacak. Tut ki ortalığı ateşe verdin. Bu yangından sağ çıktım. Yusuf istediğin tava geldi. Ayağını kapandı, beni affet dedi. Ne yapacaksın o zaman? Tekmeyi vuracaksın öyle mi? Vuracağım. Ya, ya bu söylediğine sen kendin inanıyor musun? Hı?
garezini çıkarmak narına daha büyük cendereye düşeceksin. Boyayacaksın dünyanı alganlara. Ben buna dayanamam. Ha yok, illa inadım inat, bir tarafım iki kanat diyorsan aha sana meydan. Ama ben yoğum. Anladın mı? Yoğum. Teyze. Ha teyze ha? Bak teyzen ise üstünde şu kadar hakkım varsa göğünümü kırmaz yarın o tagara gelirsin. Yok gelmezsen ölümü öp. İşte o kadar. Sultan Bey, üstüme çıkıyordun. Kusura kalma abla. Senin kız ayarımı bozdu. Yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum yani. Ya ne diyor bu gene? Türlü oyunlarla kafanı mı karıştırıyor ha? Burçak Hanım. Yılmaz Bey. Ne tesadüf. Sabah sıkıntı olmadı inşallah. Bu şey geç kaldınız ya iş yerine. Ha yok yok olmadı. Sayenizde zamanında yetiştim. Sağ ol. Eliniz de pek bir bereketliymiş. Sultan ablaya verdim badem şekerlerinden. Hmm. Yusuf Bey'e de ikram ettim. İyi misiniz? İyiyim. Öyle biraz serin geldi ama. İsterseniz buyurun oturun şöyle. Mart'ın yarısı kış, yarısı bahar derler. Ama bu yıl bahar biraz geç gelecek sanki. Öyle. Allah insanın içine kış düşürmesin. Gerisi mühim değil. Annem gibi konuştum. Ben çok severim bu parkı. Eğer neşelenmek istiyorsan gündüz geleceksin. İşte böyle çocuk cıvıltıları, kahkahalar eksik olmaz. Dost çok seviyor bu parkı. Ama kendimle kalayım dersen en güzeli akşam üzeri. Daha bir hüzünlü oluyor buraları. Böyle sessiz, sakin. Ben de severim bu parkı. Demek siz akşam üzeri geliyorsunuz. Ben genelde iş çıkışı gelirim. Öyle otururum, insanları izlerim, düşünürüm, kendimi dinlerim. Gerçekten mi? Ya hayır yani niye karşılaşmadık daha önce? Ben eğer sizi görmüş olsaydım unutmazdım herhalde. Bilmem. Her şeyin bir günü vakti var derler. Bugüne kısmetmiş. Nasip. Dost musun sen? Hı? Sevdi sizi. Uslu köpek.
Karamel, kızım. Tanıdın mı sen beni? Hı? Özledin mi sen beni? Ha kızım. Aferin sana. Karamel artık senin. Binmek için değil mi? Vallahi ister bin ister binme. O artık senin atın. Ne yani sen şimdi atını bana mı hediye ediyorsun? Hı hı. Hoş geldin Yusuf Bey oğlum. Hoş bulduk abi. Geleceğini haber alsaydım hazırlatırdım senin kızı. Yok abi. Zaten o niyetle gelmedim. Ama baktım buradayım işte. İnsanın göğünü daralınca ayakları onu en ferah olduğu yere taşırmış. Çok büyüdü maşallah. Talimlerde tozu dumana katıyor vallahi. Hmm, annesine benzemiş. Belli ki seni buralara kaçıran gazetedeki haberler. Havayı bana emanet ederken sana ardını sormadım ama şimdi içim rahat değil oğlum. Doğru mu bu yazılan haberler? Hamiyet Hanım mı yapmış bunca fenalığı bu kızcağıza? O nasıl, iyi mi? Hava güçlü kız, dirayetli kız. İçinde yer yerinden oynasa da sükunetini muhafaza ediyor maşallah. Dimdik ayakta durmaya çalışıyor. Son zamanlarda pek göremiyorum seni. Ya da ben rast gelmiyorum. Bizim hikayemiz bitti abi. Orası ikinizin bileceği iş tabii. Ferman da sizin kararda. Lakin bu davada adaletten yana olacağından hiç kuşkum yok oğlum. Sen merak etme abi. Ben istesem de istemesem de adalet yerini bulacak zaten. Hoş bulduk. İstemem çocuğum. Gelmese miydik acaba? Ay niye canım? Görmüyor musun? Dedikodu almış başını gidiyor. Aysel Hanımcığım. Merhaba Hamiyet Hanım. Nasılsınız? Olanları duydum. Geçmiş olsun. Oo, yok canım. O kadar önemli bir şey değil. Gazetecilerin uydurmaları. İfademi aldılar da. Ya ya. Ne yaparsınız? Neyse, Fidan Hanım'la biraz işim var. Sonra görüşürüz. Buyurun. Aa, Tülin Hanım burada. Merhaba. Tülin Hanımcığım. Hamiyet Hanım. Nasılsınız? Asıl siz nasılsınız? Ah, nasıl olacağım Tülin Hanımcığım? Biraz üzgün. Biz de. Keşke dinlenseydiniz biraz. Aa, yok canım. Aranızda daha mutluyum. Moralim düzeldi biraz. Esasında derneğimiz açısından da bir süre dinlenmeniz doğru olacak. Ben müsaadenizi isteyeyim artık.
İsterseniz dostla eşlik edelim size. Hava kararacak. Yok, sağ olun. Eve gidiyorum zaten. Öyle alışkınım ben bu saatte yürümeye. Aynı gün size iki defa zahmet olmasın. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Burçak Hanım. Sabah tokanızı düşürmüşsünüz. Ha, sizin arabada mı düşürmüşüm? Sabahtan beri arıyorum ben de nerede diye. İsterseniz arabada getirebilirim. Yok, gerek yok, sağ olun. Şimdi zahmet olmasın. Bir dahaki karşılaşmamızda verirsiniz. İyi akşamlar. Gel oğlum. Biliyor musun? Biraz. Tut bunu. Siz benden şüpheleniyor musunuz? Bakın, bunu söylemesi benim için de zor. Derneğimize katkılarınız malum ama inanın bunu sadece bizim için istemiyorum. Biliyorsunuz, kalabalık bir derneğiz biz. Canınızı sıkacak bir şeyler söylerler. Siz de yıpranırsınız, biz de. Tamam. Tamam Tülin Hanım. Yorulmanıza gerek yok. Ben her şeyi anladım zaten. Hadi Bade, gidelim kızım. Anneciğim. Bu taraftan. Kızım. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Yapma ya. Gazeteleri görüp kendi derdine düşmüş olmayasın. İfadeni okudum. İşte tam benim kızım dedim. Hamiyeti almışlar. Beni arayan sana olmadığına göre adımı vermedin herhal. Beni merak etmiş. Tutuşmuşsun sen. Basbayağı tutuşmuşsun işte. Merak etme, ben bir şey söylemedim ama Hamiyet Hanım öter yakında kendi kızını 3 kuruşa nasıl sattığını. Ayıp oluyor ama ha? Ne ayıp oluyor ya? Ben mi ayıp ediyorum? Ama dur. Hamiyet Hanım şimdiden başlamıştır kendini kurtarmak için kurmaya. Senin de önüne 3-5 bir şey atar, birlikte baştan yazarsınız hikayeyi. Yok vallahi. Sen yaktın ya bu kıvılcımı. Artık bütün gerçekler ortaya çıkacak. Ben senin yanındayım, onu söylemeye geldim. Hoş geldin kızım. Aa. Bunun ne işi var burada? Yolunu kaybetmiş. Acaba mı diye gelmiş ama gidiyordu. Korktun değil mi? Hiç şaşırmadım doğrusu.
Ben sizin yanınızdayım. Omuz omuza olmaya geldim. Kimleri görüyorum? Ne o? Korktun mu? Ne korkması aslanım? Bakıyorum da dönüyoruz dolaşıyoruz. İkimizin de yolu aynı kapıya çıkıyor. Ne istiyorsun benden? Zurnanın zırt dediği yere geldik mi? Havva eteğindeki taşları döktü. Topya hancıoğullarıyla senin kalene girecek ya da benim. Ama ben adaletin işleyeceğine inanıyorum. Tabii sen gene bir yamuk yapmazsa. Beni niye o kadınla bir tutuyorsunuz? Ben de en az Havva kadar mağdurum bu işte. Vallahi artık orasına inanan bulur musun bilmem. Şimdi aç kulağını da beni iyi dinle. Sana bir kere olsun saygıda kusur etmedim. 50 kere yalan söyledin, 40 kere dümen çevirdin gene de sana baba dedim. Şimdi sen de üzerine düşeni yapacaksın. Kendini temize çıkarmak için Havva'nın da benim de adımı lekelemeyeceksin, anladın mı? Ben de onu diyorum şimdi. Hani adalet neyse yerini bulsun. Daha demin Havva ile onu konuşuyorduk. Nasıl peki, iyi mi? İyi maşallah. Ya kim bilir nasıl cenderelerden geçti de önce benim adımı verdi. Sonra da hazmedemeyip vazgeçti. Sormaya korkuyorum ya. Anneciğim, gel anne. Hadi. Hanımım? Pınar, koş git annemin ilaçlarını hazırla çabuk. Oh. Anneciğim, ah. Anneciğim. Ne olur hadi Gayret. Hadi anne. Oh. Kız. Çaya gidip de hiç bu kadar erken döndüğü olmamıştı hanımın. Bana bak, kesin birisi bir şey söyledi ha. Nasıl baksana, ne hale gelmiş kadın. Görüyor musun bu kız? Dağ gibi kadın, eridi göçtü gitti. Dur, ben ilacını götüreyim. Hadi anneciğim gel. Gel otur birazcık şöyle, Allah. Tamam, gel. İnsanlar, insanlar yüzüme gülüp meğer ardımdan başka şeyler konuşurlarmış. Tamam anneciğim, boş versen şimdi bunları ha. Daha iyisin değil mi? Hamiyet, kızım ne oldu? Ya annemle çaya gittik, işte üzdüler birazcık annemi. Allah'ım ne olur, ne olur beni bu beladan kurtar. Ya da canımı al, ya da canımı al. Hamiyet. Anne. Hamiyet. Hamiyet! Anne! Anneciğim aç, aç gözlerini. Yaşadığı stresin etkisiyle tansiyonunu dengelememiz zor oldu. Yaşadıklarınızı biliyorum. Bundan sonra zor bir süreç bekliyor Hamiyet Hanım'ı. Sağlığına dikkat etmeli. Peki doktor bey, bunun tekrar etmemesi için ne yapmamız lazım? Üzüntüden, gerginlikten uzak kalmalı diyeceğim ama... Bu şartlar altında tabii zor.
Hiç değilse bu gece müşahede altında tutalım Hamiyet Hanım'ı. Malum bypasslı. Durumu yakından gözlemek lazım. Sağ olun, çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anneciğim, bak her şey yoluna girecek. Sen yeter ki kendini bırakma, tamam mı? Baba, ben bir Yusuf'u arayayım. Münevver'i de arayıp haber vereyim. Yılmaz Bey. Daha iyi misin Hamiyet? Beni eve götür Yılmaz Bey. Doktor biraz önce dedi, bu gece de burada kalman lazımmış. Öleceksem kendi evimde öleyim. Tabii orası hala benim evimse. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Ben de şimdi geldim. Pınar hastaneye gittiler dedi. Doğru. E nasıl şimdi annem, neredesiniz? İlaç falan verdiler işte, daha iyi şimdi. Ya ben Yusuf'u da aradım ama ulaşamadım. Yoksa söyleyecektim. Nerede biliyor musun? Yok. Yani bilmiyorum. Evde olsaydı kızlar söylerdi herhalde. Anladım. E geliyor musunuz peki? Yani doktor bu gece kalsın dedi. E, ben geliyorum o zaman. Dur sen daha dur. Hamiyet annenin burada kalmaya hiç niyeti yok ki. E niye kalmıyor? Doktor kalması gerekiyor demiş. Canım herkes olanları konuşuyor şimdi. Hamiyet anne çok üzülüyor. O yüzden burada kalmak isteyeceğini pek sanmıyorum. Of ya. Neyse ben sana haber veririm, ona göre gelirsiniz. Tamam anladım. Dışarıda seni bekliyorum. Kızım, sen zahmet etme. Gerisini ben hallederim. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Neredesin? Otoparka gel. Ne yapıyorsun? Neredesin ya? Neredesin yoksun? Gel otoparka. Merdivenlerden in. Hadi neredeysen çık. Celal ne oluyor? Ne bu? Küçücük bir dünya. Hiç durmadan yol alabileceğin. Yorulduğunda kabuğuna çekilip dinlenebileceğin. Sadece sana ait. Sadece istediklerini yapabileceğin minicik bir dünya. Nasıl yani? Yerleşik hayat insanların elini kolunu bağlıyor.
Sen istesen de istemesen de hareketsiz kalıyorsun. Buna mecbur kalmanı istemedim. Kimi zaman gidip kalabileceğin sana ait bir evin olsun istedim. Eğer bu dünyada bana da yer verirsen özlediğim bir yaşamı seninle paylaşırım. Doğum günün kutlu olsun. Celal, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim, çok. Hediyeler kartla verilirmiş ama ben dayanamadım. Sana mektup yazdım. Ama bunu daha sonra oku, olur mu? Tamam. Hı? Bu son çöp atışın bakalım. Bakalım ben gidince ardınızı kim toplayacak? Hancıoğlu semalarından yıldız gayar gibi sessizce mi olacaktı gidişim? Ne fırtınalar koparacaktım. Sırtımı dönüp gitmek de varmış kaderde. Münevver. Efendim ablacığım. Hayırdır? Nereden? Hadi şey, doğum günüm de benim. İşte arkadaşım böyle hediyesini getirmek istemiş. Kız, unuttum doğduğun günü. Kusura kalma. Olsun ablacığım. Allah sağlıklı, nice mutlu yıllara erdirsin kuzum. Amin inşallah ablacığım. Ben geçeyim içeri. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yaptıklarına inanamadım ki. Sen nereden öğrendin? Celal'den. Kız, nerede içtin bu kadar sen ya? Ta buraya geliyor kokusun. Ya işte arkadaşlarımla içtim. Ortalık leş gibi. Hanımefendiler mutfakta çene çalsın. Alo. Aşkım uyudun mu? Buyurun Celal Bey. Münevver. Vay vay vay. Konağın küçük kızına bak sen. Düşünüyorum. Ya ne düşünüyorsun be kızım? Hiç. Bak. Teyzen aradı. Seni Ankara'ya götürmek istiyor. Onca olandan sonra ona itimadım kalmadı ama
Ya vallahi yiğidin üstüne yemin etti. Yani niyetim onu ateşe atmak değil, aklında kurduğu oyunlardan kurtarmak dedi. Belli ki sen gene Yusuf için kuruyorsun. Ya vallahi teyzen söylemedi. Bak sana da bir şey sormayacağım. Ama kendini ateşe atıyor dedi. Belaya sokuyor başını dedi. Doğru mu bu? Ha? Onu de bana. İnsanlardan yaşadıklarımızın hesabını sormak sanki evet başım belaya sokuyorum. Yavrum. Bak hak hukuk tek başına halledilmez. Ya adalet ne gerekiyorsa yapar. Sen burada durdukça kanıyor sevdim. Git teyzenle. Bak ben de babanı boşayıp gelirim yanına. Orada yepyeni bir dünya kurarız ha. Yeni bir düzen kurarız. Anne. Ya kendini düşünmüyorsan birazcık beni düşün. Vallahi dayanacak gücüm kalmadı artık. Yani ipi çekilmiş gibi bir yere yığılıp kalacağım. Gülsün'ü seveyim. Bu sefer beni dinle ama. Anneciğim. Anneciğim. Rahat mısın anne? İstediğin bir şey var mı Hamiyet? Yılmaz Bey. Bak. Son kez bir şey isteyeceğim senden. Beni boşasan da yüzüme bakmasan da kurtar beni bu dertten. Hamiyet, şimdi sen biraz dinler. Bunları sonra konuşuruz. Benim için. Sonra yok. Ben bu utançla yaşayayım. Karın olmasan bile iki evladının hatırı için yap bunu. Bu hava ifadesini gereceksin. Yoksa bu dava benim sonum olacak. Sonum olacak. Münevver. Kızım ben dışarıda bekliyorum. Anneciğim. Neredesin sen Yusuf? Geldim işte. Kaç kere aradım seni, neden açmıyorsun telefonlarını? Ya dışarıdaydım, geldim işte, ne diyorsun söylesene. Annemi hastaneye kaldırdık. Ne demek hastaneye kaldırdık? Fenalaştı işte. Bilmiyorum şimdi iyi ama merak etme, biraz korkuttu bizi o kadar. Telefon numaramı da kaldı. Ne olmuş, neyi varmış ki? Fenalaştı işte, tansiyonu çok yükseldi, biz de hastaneye götürdük. Doktorlar beyin kanamasından şüphelendiler. Ya derneğe çaya gitmiştik. Oradan uzaklaşmasını istediler.
nazikçe gitmesini istediler yani. Hangi hastaneye kaldınız? İnsan içine çıkmak istemedi. Biz de eve getirdik, odasında şimdi. Müsait mi? Uyuyor, girme. Durumu iyi mi peki? Sence? Biraz dinlensin, yarın bakarsın. Bugün 23 yaşına girdim. Tabii ya. Bugün yaş günün. Söylemesen bu durumda hatırlayamazdım evladım. Canım. Kutlu olsun. Annemin durumu bana en güzel hediye oldu. Baba, bana verebileceğin en büyük hediye annemin yanında olmak, biliyorsun değil mi? Ben de çok kızdım. Sırf abim için beni, bizi, kendisini hiçe saymasına çok kırıldım. Ama hiç şaşırmadım. Çünkü hayatımızın her anında abim başrolde. Evercim, bunu nasıl söylersin kızım? Sen de abin de ikiniz de benim için aynısınız yavrum. Baba, bunu tartışmak için gelmedim. Bu hissin beni ne kadar canımı yaktığını anlatsam da anlamaz kimse. Evdeki kalabalığın içindeki bir başınalığın zorluğunu bilemezsin. Gerçi artık çok da umurumda değildi. Çünkü artık kendimi yalnız hissetmiyorum. Münevver kızım. Baba. Babacığım. Babacığım, ne olur bak. Ne kadar kızarsak kızalım, o senin karın. Bizim de annemiz. Onun uzattığı eli tutmalısın. Bir tek senden yardım istiyor. Ne olur baba, bir şey yap. Havva'yla konuş. Ya da bul bir yolunu lütfen. Ama şunu bil. Eğer annem bir şey olursa abim de seni asla affetmem. İyi geceler. Aklımdan çıkmıyorsun.
Yatağımda hala kokun var. Uyumadın demek. Çok özledim seni. Mehmet. Buraya gelmem seni özlediğim anlamına gel... Ne için olduğu hiç önemli değil. Yeter ki kollarımda ol. Kokun içime dolsun. Tenimde sıcaklığını istediğim, başka bir şey istemem. Aşkına şeytana uyma. Düş yanıma giden buralarda. Otogarda bekleyeceğim seni. Thank you.
Günaydın oğlum. Hayırdır, niye kalktın bu saatte? Uyku tutmadı oğlum, yatmadım. İyi misin? Bade'yi gördün mü? Annem miydi? Bir şey mi oldu baba? Yusuf. Oğlum dün geceden beri doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. İnan ki aklımla ve vicdanımla senin yanındayım. Ama içimde garip bir kıpırtı, bir huzursuzluk, bir sıkıntı var oğlum. Tabii ki hatası olanlar cezalarını çekmek zorunda. Hatta bazen kurunun yanında tabii yaşlar da yanar. Ama hayatta her zaman böyle istenildiği gibi tecelli etmiyor her şey. Ne demeye çalışıyorsun baba, anlamıyorum. Oğlum, tabii ki bu konuda anneni desteklemeni, onun için yalan söylemeni istemiyorum. Yusuf, ben kendim için senden bir şey isteyeceğim. Yusuf, ne olur sus oğlum. Kim ne sorarsa sorsun, hiçbir şey söyleme yavrum. Ne olur gerçekleri içinde sakla. Baba. Bak ben de kızdım. Ben de senin kadar kızdım aslında. Hatta düşündüm, yani bu olaylar düze çıktıktan sonra boşamaya karar verdim. Ama biliyorsun, o şu anda bizim ismimizi taşıyor, bizim soyadımızı taşıyor. Hem ne yapmış olursa olsun seni de kız kardeşini de doğuran, büyüten o. Şimdi böyle tamamen sırtımızı dönemeyiz ki ona. Hamiyet. Günaydın. Nasılsın? İyi değilim. Nereye gidiyorsun ki sabahın bu saatinde? Yürüyüşe çıkacağım. Dışarı çıkmam lazım. Biraz hava almak istiyorum Hamiyet. Nasılsın anne? Konuşmayacak mısın anne? Uyanmışsın. Ne zaman uyandın? Az önce uyandım. Ben de yeni uyandım da susadım. Su almaya inmiştim. İyi yapmışsın. Ölsem umurlarında değil. Ama hayatımdan öyle kolay kolay vazgeçmem ben. Açsana, donduk burada. Kusura bakma ablacığım, saat gelmedi daha. Bagajı açtı, atalım bunları. Saat gelmedi abicim. Gelmedi mi? Yok abi.
Geldim. Geldim. Ne işin var burada? Kız, yeminle biliyordum geleceğini. Hadi gel otobüse. Teyze. Sakın. Kurban olayım teyze, ben sensiz ne yaparım ya? Ha? Yolumu, yöremi bulamam sen gidersen teyze. Ya ben delirirsem beni kim tutacak? Ha? Dağılırsam kim toplayacak beni teyze? Yapma ne olur, sen benim can yoldaşımsın. Aynı dilden konuştuğum başka kim var? Ne olur beni yüzüstü bırakıp gitme. Hangi yüzle çıktın karşıma? Hava uyuyor mu? Sana ne? Sen benim soruma cevap ver. Ne söylesen haklısın. Sana bakacak yüzüm yok. Bu utançla geldiğine göre diyeceklerin çok önemli olmalı. Bütün bu olanlardan çok hicap duyuyorum Şerif. Ama evden bir şey gelmez ki. Eğer daha başında haberim olsaydı belki engellerdim. Ama olmuş işte. Olmuşun çaresi yok ki. Yani? Yani tabii ki bu işte parmağı olanları savunmak istemiyorum. Ama senin kocanın yaptıkları da malum. Bu kötülüğün müsebbiplerinden bir tanesi de Remzi. Yani senin kocan. Kızlarının babası. Ama bunu hiçbir biçimde değiştiremez. Hamiyet de benim karım. Hoş. İlk fırsatta boşayacağım ama. Yine de çocuklarımın anası o. Daha önce buraya Havva'ya geldiğimde suçu Cüneyt'in üstüne atalım diye çok mahcup olmuştum bunu söylerken. Ama şimdi daha da mahcubum. Sen bunları bir kalemde geç de asıl maksadın ne? Sen onu söyle bana Yılmaz. Olanların cezasını çekmesini istiyorum. Ama ailem için bunu yapmak zorundayım. Bunu da benim için sen yapacaksın Şeref. Kızınla
Hava'yla konuş da onu ikna et. Şikayetini geri çeksin Şeref. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Yılmaz? Ver de sana anlatayım. Yani çok kolay değil tabii bütün bunları sana söylemek. Sen benim ilk göz ağrımsın. Sen benim yarım kalmış sevdamsın. Ben senin hiç üzülmeni ister miyim? Aslında yüzünü hep gülsün isterim ama elim mahkum. Sus. O günleri hiç ağzını alma sakın. Daha o zamandan beri canımı acıtıyorsun sen benim. Aradan yıllar geçti. Ama değişen hiçbir şey olmadı. Şimdi de Hamiyet kızıma yaptıklarıyla canımı acıtıyor. Sen de karşıma geçmiş, vazgeç diyorsun. Şeref, yemin ederim kendim için istiyorsam. De bağışla demiyorum. Yalnız çocuklarımın anasını affet diyorum sana. Çünkü onlar da Havva kadar suçsuz bu konuda. Bir şey söyleme ne olur. Ne olur sus. Biraz düşün. Hiç değilse bunu geçmiş güzel günlerini hatırına yap, ne olur. Yıllarca bir soruyu çok merak ettim. Kim bu kadın? Beynimin içine bir ur gibi saplandı bu soru. Bu kadın kim? Hep onu tanımayı hayal ettim. Çaldığı yılların hesabını görebilmek için çok istedim bunu. Hep hayalini kurdum. Meğer bu yılan senmişsin. Bana çok namusluymuşsun gibi tonlarca ahkam kestin. Meğer en büyük günahkar senmişsin. Konuşma. Sakın. Sakın konuşma. Sen biliyor musun? Kaç geceler camların ardından sokaklara bakar oldum ben. Biliyor musun kaç geceler yatağımda ağlayarak kocamı bekledim. Kim verecek bunun hesabını bana? Kim verecek bunun hesabını benim hayatıma? Ama şimdi hepsini anladım ben. Yılmaz'ı benden alamadın. Alamadıkça hırslandın. Sonra o yılan kızını oğlumun üstüne sürdün. Akılınca bir sülük gibi.
Sen var ya, sen benim geçmişimi, gençliğimi mahvettin. Ama senin kızının hayatımı mahvetmesine izin verme. Rezil olacaksın. Ben yaptıklarımın bütün cezasını ödüyorum. Bütün kefaletini ödüyorum. Adım adım. Ama bakalım sen bu utançla nasıl yaşayacaksın? Bakalım. Sen anlattın, ben seni anladım. Sen niye beni anlamıyorsun teyze? Kurban olayım, anla. Ya böyle arkanı dönüp gidersen nasıl konuşacağız biz? Esas arkasını dönen sensin bana. Ha bu işe müsaade etmişim, ha kafana sıkmışım. Teyze. Annem arıyor. Efendim anne? Benim kızım. Baba? Annen kalp krizi geçiriyor. Neredeysen hemen koş da gel. Ne? Kız ne oldu? Ne oldu ablama? Annem kalp krizi geçirmiş teyze. Ablam. Ankara yolcusu kalmasın. İyileşecek mi doktor? Ağır bir kriz geçirmiş. İlk testlere göre kalbi besleyen damarlardan biri tamamen tıkalı. İyileşecek ama değil mi? Hastanın acilen ameliyata alınması lazım. Ne duruyorsunuz? Alın o zaman. Keşke ama bu bizim elimizde değil. Tansiyonunu düşüremediğimiz sürece asla hastayı ameliyata alamayız. Maalesef böbrek rahatsızlığı nedeniyle tansiyon ilaçları veremiyoruz kendisine. Ne olacak peki? Önümüzdeki birkaç saat çok kritik. Tansiyonunu düşürebilirsek ameliyata alacağız. Ama bu işe yarar mı? Onu söyleyemem. Anne, anne. Gitme Şeref, gitme. (Gülüyor)
Sen ne yaptın da bu kadın bu hale geldi? Ha, ne yaptın da bu kadın bu hale geldi? Ben bir şey yapmadım. Bütün kaba Tanju oğullarının. Ben elimde çiçek affetsin diye annene gittim. Bir baktım ki Hamiyet içeride bir boy saydırıyor Şeref'e. O da öyle ağlayarak karşısında duruyor. Ben daha ne oluyor demeden Hamiyet bir tokat çaktı Şeref'e. Sonra da çıktı gitti. Vurdu mu annemi? Evet, ben hemen annenin yanına koştum. Daha Şeref diyemeden kollarıma yığıldı kaldı. Eğer bir hesap soracaksan bana değil Hamiyet'e sor. Ben bu kadını yaşatmam teyze. O konağı dünyayı da ben bu kadının başına yıkarım. Öfkeyle kalkan zararına oturur. Haklıyken haksız duruma düşersin. Dur. Dur. Ne haklısı, ne haksızı. Haksızı. Sen de git istiyorsan Ankara'ya. Ben kendi başıma bakarım bu işin çaresine. Değil mi ki canımdan can olana yine kastet. Bu haysiyetsizler. Ben de onların canını ot tıkamazsam bana huzur yok. Sen kazandın orada. Kazamız mübarek olsun.